Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz safalar getirdiniz inşallah bir beğeniyi çok görmesiniz çünkü ben hızlı bir şekilde acele bir şekilde videoya dair bilgileri hemen paylaşacağım ee, yani nereden başlayayım Jose Mourinho'dan UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken rakam diye başlayayım çünkü farklı şeyler konuşacağım Twente maçıyla Avrupa Ligi'ndeki 60. maçına çıktı ve <laughs> Jose Mourinho'nun İstatistiklere aslında dikkat çekti. Şimdi Fenerbahçe Jose Mourinho önderliğinde tabii ki de Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de enteresan bir şey yakalamış durumda. Şimdi Zaman zaman Livakovic devleşti. Mustera devleştiği zaman adı atanın da tutanın da iyi olacak olurken Fenerbahçe'de Livakovic devleşince bak kaleci devleşiyor. Demek ki Fenerbahçe kötü oluyor. Ve Fenerbahçe puanını dörde çıkarttı. 60. karşılaşma yani Avrupa e, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi adıyla 37 maçı kazanmış durumda arkadaşlar. Ve 10. kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Yani sadece 13 maç kaybetmiş oldu. Fenerbahçe'nin bu kupada Jose Mourinho'nun 3 final oynayıp 2 kez de kupayı müzesine götürdüğü gerçeğini tekrar tekrar düşünmesi lazım. Yani bir Galatasaray mesela Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez kazandı diye UEFA Kupası'nı. İkide bir de bir şey olmuyordu. Fatih Terim gelsin, Fatih Terim gelsin oluyor. Ki oynattığı futbol inanılmaz rezil bir futbola dönüşmüştü. Sadece Rumenleri alan, Rumen futbolculara para katılan işte Morutan, Çiküldağ gibi futbolcular aldıran bir e, isimken birçok kişiye göre efsane şu bu cartcurt oluyordu. Bir ben sadece hatırlatmak istedim. Şimdi Sebastian Şimanski gerçeği. Bana herkes bunu soruyor. Hocam Şimanski'ye ne oldu? <laughs> Şimdi bu sezon eleştirilerin hedefinde ve Hollandalı gazeteci Ryan Rosendal Polonyalı yıldızın düşen performansını Jose Mourinho'nun oyun tarzından kaynaklanabileceğini belirtmiş. Yani e, Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye geldi. İlk dönem yani başında büyük beğeniler topladı ama sonra eleştiri üstüne eleştiri skorerlikten uzak kimliği ön plana çıkmaya başladı ve Mourinho'nun favorisi olsa da taraftarlar beğenmiyor. Feyenoord'daki performansından uzak kaldığını söylüyorlar. Hollandalı gazeteci Ryan Rosendal da şaşkınlığını dile getiriyor. 9 milyon 750 bin euroya Fenerbahçe renklerine bağladı. Feyenoord da parladı ki 2022-23'te Feyenoord'da 40 maçta 10 gol 7 asistler ön plana çıktı. Ve Mourinho da etkilendi açıkçası. Yani Roma'yı çalıştırdığı dönemde Feyenoord'dan UEFA Konferans Ligi final maçına çıktı. Ve Polonya futbolcu beğendiğini ifade etmiştir diyor. Aslında iyi de başladı. 2023 24 sezonunda Fenerbahçe formasına 55 maç, 13 gol 19 asist. Yani 32 gol katkısı. Ve İstanbul'un kariyerine yüksek perdeden giriş yaptı. Ama bu sezon ortalarda yok. Yani adeta mumlar atıyor. Taraftarlar isyanda 13 maçta 1 gol 2 asist. Ve Hollandalı gazeteci de aslına bakarsanız Diyor ki tam olarak ben de anlayamadım diyor. Hani Fenerbahçe'nin de Şimanski ile alakalı taraftarların mutsuz olduğu şey nedir? Bunu tam olarak anlayamadım diyor. O bir orta saha oyuncusu. Yani 2023'te ligi kazandıklarında Feyenoord'da anahtar bir oyuncuydu. Şimdi Fenerbahçe'de bu kadar beğenilmemesi şaşırtıcı. Ha Hollanda da ligi daha kolay olabilir. 40 maçta 10 gol 7 asist yaptı. Yani hücumda oldukça başarılıydı ama 10 numaradan daha çok bir orta saha oyuncusu. Ayrıca belki de Hollanda Ligi'ye iyi bir oyuncu olmak için Türkiye'ye göre daha kolay olabilir. Bu sezon gole uzak performansının nedeni Jose Mourinho'nun oyun tarzı olabilir. Yani sebebi Mourinho diyor aslında. Yani olabilir demiyor. Sebebi Mourinho diyor. Kesinlikle bu olabilir. Yani Jose Mourinho'nun oyun tarzı. Çünkü Mourinho her zaman savunmaya ve organizasyona daha fazla odaklanır. Şimanski Feyenoord'da Arne Slot'la çalıştı. Slot sistem Mourinho'ya göre çok daha fazla hücumcu bir teknik direktör. Dolayısıyla oyuncuların performansı oyundan bağımsız olarak düşünemeyiz diyor. Şimdi ben başlığa bir şey koymak istiyorum ama muhtemelen herkes onu şey yapacak, soracak. çok bekletmeden o habere girelim. Cinsel ilişki görüntüleri çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemi ömür boyu men. Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Hani bu ahlaksız şeylere çıkan hakemin ve gözlemcinin lisansını iptal etmesini kararlaştırmış. Ve ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oy birliğiyle onamış. AJANS Spor'dan, Ajans Spor diyecektim. Atilla Türkiye'nin haberine göre erkek gözlemciyle kadın hakemin yazılı savunmaları değerlendirilmiş ve ahlaksız videoları da izlenmiş. 7 üyeden oluşan kişiler tahkim kurulu yani itirafta bulunmasını da en önemli unsur olarak göz önünde bulundurmuş ve nihai kararı vermiş. Şimdi geçen yılın ortasında ortaya çıkmış bu ve Galatasaray cami şey camiada büyük ses getiren görüntü olayların ardından tahkip kurulu son noktayı koymuş oldu. Şimdi FIFA kokartlı Süper Lig hakemi. Bir zamanlar Süper Lig'de derbi maçında görev yapan, uzun yıllar FIFA kokart taşıyan erkek gözlemci OE o evladı. Lan o, o e mi? Tamam kesin şeyle. Futbol Federasyonu takip kuruluna gönderdiği savunmada duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmiş. Yani demiş ki yurt dışında önemli maçlarda düdük çalmış, gözlemcilik yapmış, Galatasaray'a şampiyonluklar kazandırmış. Öyle söylüyorlar yani haberden. MHK talimatlarında bildiğim kadar hakemlerin birbirine gönül ilişkisine girmesine engel bir durum söz konusu değil falan filan diyor. <laughs> 61 yaşında ve 30 senelik hakem gözlemci. Uzun süre İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı da yapan. Diyor. Eğer bu görüntüler iznim dışında paylaşıldı falan filan diyor. Federasyonumuzda şöyle böyle. Görüntüleri kadın hakem paylaştığı için savcılığa şikayet etmiş. 23 Şubat 2024 tarihinde. E, neyse bahse konu olan görüntü ortaya çıkmasında hiçbir kastı davranışı yokmuş ama. Kadın hakem 24 yaşındaymış. O da izah etmiş. Ve Rusya iddiası videonun üzerinde Barış Reus yazılı olduğu ilgili videoda Rusya kaynaklı olan mail.ru hesabı üzerinden paylaşıldığını ifade etmiş. Yani 15-16 yaşında çocuklar tarafından bu site yönetilmekte hesaplar. Video sanki tarafınca paylaşılmış gibi servis ediliyor falan filan demiş. TFF'ye şikayet yağmış. Önceki sezon oynanan Galatasaray Trabzonspor maçında gözlemcilik yapmış OE evladı e, OE. Bu maçta da hatırlayın arkadaşlar Galatasaray Trabzonspor maçında e, Trabzon iyi bir hakkı yenilmişti ama o maçın hakemi yüksek puan almıştı. Yani OE'nin gözlemciliği kanında hakemliği bitmiş. Darısı diğer OE evlatlarına ya diğer OE'lere inşallah bir an önce diğer o de kurtulur Türk futbolu yani ne diyelim arkadaşlar birilerine ciddi bir şok şimdi birilerine ciddi bir şok olurken Fenerbahçe'de bir şok var Fenerbahçe hakkında da suçlama var arkadaşlar Fenerbahçe hakkında bir davalık süreç var şaka yapmıyorum gerçekten söylüyorum şak Mikkisiz, Mekkisiz artık ne zıkkımsa o konuşu. Fenerbahçe'yi şikayet edecekmiş. Evet. Yanlış duymadınız. Fenerbahçe'yi şikayet edeceğim diyor. Olympiakos'un Birleşik Amerikalı oyuncusu Şak Mekkisiz Mekkisik Mekkesik Fenerbahçe'yi Euro şikayet edeceğini söylemiş. Ne zoruna gitmiş acaba bilmiyorum da. Ee, sarı trib Laciverti tribünleri arasında gerginliği anlatmış. Maç sırasında 4. çeyreğin bitimine 6 dakika kala skor 66-65 Fenerbahçe lehineyken gösterdiği tepki nedeniyle teknik faul almış. Hakemler daha sonra taraftarın salondan çıkarılması için güvenliğe işaret etmiş. Kendini açıklama çabalarına rağmen taraftar dışarı çıkarıldı ve çıkarken Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı diyor. Taraftarın salondan çıkarılması falan Allah Allah. Irkçı değildi ama hoş değildi diyor. Maçtan sonra konuşmuş. Taraftarların oyuncuları herhangi bir şekilde tahrik etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kural kitabına bakmam gerekebilir. Bir taraftar bana seslendi. 6 yıldır EuroLeague'de oynuyorum ve daha önce biri bana bu şekilde seslenmemişti. Irkçı bir şey değildi ama hiç hoş değildi diyor. 6 yıldır Panathinaikos'a karşı oynuyorum. Hiç böyle bir sataşmaya maruz kalmamıştım diyor. Bana o e dediler. <laughs> böyle demiyor tabii. Yani hiçbir taraftar bir oyuncuya bu kadar kaba bir dille hitap edemez. Benim kalp atışım dakikada 168 ve siz benden böyle davranmamı bekliyorsunuz. Bana bir kez bir şey söylediniz de sorun yok 2 3 4 kez söyleyemezsiniz falan filan diyor. Hakem de ona hiçbir şey söylemiyor. Bir oyuncuya bu şekilde seslenin sonra diğer takımına serbest atış kazansın. Bu gülünç, dürüst olmak gerekirse çok saçma falan filan diyor. Ya sen profesyonel sporcusun. Sen niye niyet yani şey yapıyorsun. Dalaşmaya giriyorsun. Biraz da senin o eğleyin o diyor yani Keme Bu da benzeri olmuş oluyor yani. Başka bir şey olmuyor. Ya arkadaş, biz e, bunlarla ilgilenecek, şey yapacak vaktimiz yok. Bizim vaktimiz değerli ve bizim işimiz artık bu değil. Biz Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayız. Takımı odaklanmış durumdayız. Futbolculara odaklanmış durumdayız. Yani. E, Basketbol tamam. Basketbolda ana branşlardan birisi kabul. Ama ne olursa olsun amatör branş olarak geçiyor. Ve amatör branştaki bir spor dalı içinde. Ben çok fazla haberlerde konu etmiyorum. Ama tabii ki de Fenerbahçe bir spor kulübü. Yeri geldiği zaman başarıları söyleyip geçiyoruz. Scottie Wilbeck'in mesela. Adam sezonu kapattı belki de. Onu konuşsana o e adlı basketbolcu. Yani onu niye konuşmuyorsun? Bunu konuşsana. Yok işte. Herkes kendi çapında. Ya arkadaş profesyonel sporcusun. Ne olursa olsun sen profesyonel sporcusun. Sen tribünle dalaşmayacaksın. Sen hani kulağını kapatmayı bileceksin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani basketbol salon sporu. Salonda da herkes iç içe. Ya bizim de çok başımıza geliyor. Bizim basketbolcularımıza neler neler söyleniliyor. İyi herkes kavga etsin. Herkes birbirine dövsün. Bilmem bir şey yapsın. Falan filan. Ya bunları geçin ya bunları geçin arkadaş çok da şey yapmanın da lüzumu yok diye düşünüyorum Evet benim söyleyeceklerim Hani benim aktaracaklarım açıkçası bu kadar ee, Başka da söyleyecek bir şeyim yok Fenerbahçe'miz top başı yapacak kendine gelecek İsmail'e dair bir haber aldım ama e, detayı diğer videoda konuşayım omuzuyla alakalı bir iki hafta olmayacak milli takıma gitmeyecek Açıkçası ben bir sakatlık daha bekliyorum. Çünkü alınan darbeler var Twente maçında. Bakalım belki de Şimanski aldığı darbeyle gitmeyebilir Milli Takım'a. Şimanski'ye dair de ben size bir şey söylemiş olayım. Ama tabii dediğim gibi Twente sert bir takım. Böyle neydi Galatasaray rakibi, rakip ceza sahasıdır. RCS. Hah. Aklıma oradan geliyor. RCS diye kısaltınca bir de BIM'den geliyor aklıma. Hani futbolcular şeymiş ya BIM'de kası yermiş ya. Biliyor musunuz onu? Galatasaray'ın rakibinin futbolcuları birbirinde kası yermiş. Ciddi söylüyorum ya. Arkadaşlar bana attılar fotoğrafı. Ben gördüm. Yani birbirinde kası yermiş oyuncular. Olur böyle vakalar. Galatasaray yakalar yani. Hiç affetmez Galatasaray. Böyle şeyler. Neyse. Söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Her videonun uzun olmasına gerek yok. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Kanalımıza da abone olmak ücretsiz. Görüşmek üzere.